rotamızı Karabük'e çeviriyoruz. Bu yolculuk için 422 kilometrelik bir yol kat etmek gerekiyor. Karabük'e direkt uçuş yok. O yüzden hava yoluyla önce Kastamonu'ya gitmek gerekiyor. Buradan da 112 kilometrelik bir kara yolculuğuyla Karabük'e gidebilirsiniz. ...242.300 nüfusa sahip Karabük, Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçelerinden oluşuyor. İşte karşımızda emeğin, sadeliğin ve kültür zenginliğinin kenti Karabük. ...1995 yılında Zonguldak'tan Yenice, Safranbolu ve Eflani ile Çankırı'dan Eskipazar ve Ovacık ilçelerinin katılmasıyla Türkiye'nin 78. ili olan Karabük, ülke ekonomisinin can damarlarından biri. Kültürü, tarihi ve kendine has mimarisinin yanında demir-çelik fabrikasıyla Türkiye'nin göz bebeğidir Karabük. Bu dev tesiste binlerce kişi çalışırken Karabük'te fabrikayla bağlantısı olmayan kişi yok denecek kadar azdır. Bu yüzden demir-çelik demek, Karabük demektir. Bu fabrikanın çok ilginç bir özelliği de var. Burada ocaklar ve bacalara kadın isimleri verilir. Sebebi ise kadının üretimdeki yerini vurgulamak içindir. Demir-çelik fabrikasından bahsetmişken Demirciler Çarşısı'na uzanıyoruz. Karabük'ün tek yaşayan lonca çarşısı burası. Burası sıcak ve soğuk demirin kullanıldığı, mutlaka görülmesi gereken bir yer. Usta ellerden çıkan nadide parçalar size her baktığınızda Karabük'ü hatırlatacak. Karabük'ten Safranbolu'ya doğru yola çıkıyoruz ama mutlaka uğranması gereken yerler var. İlki Mencilis Mağarası. ...3 milyon yıl önce oluşmaya başlayan 12 kilometre uzunluğundaki mağarada kendinizi heyecan dolu bir romanda hissediyorsunuz. Günümüzden 1000 yıl öncesinde insanların yaşam alanı olarak kullandığı Mencilis Mağarası, gün ışığının girmediği dehlizlerde size muhteşem bir atmosfer vaat ediyor. Safranbolu yolunda görülmesi gereken bir diğer yerse Tokatlı Kanyonu. Kanyon girişindeki kristal terasta macera başlıyor.
Cam zemin üzerine çıkıp aşağıdaki güzellikleri izlemek biraz cesaret istiyor ama buna değer. Su kemeri ve ruhunuzu dinlendiren kuş cıvıltılarıyla Tokatlı Kanyonu, Karabük'ün güzelliğine güzellik katıyor. Ve Safranbolu'ya ulaşıyoruz. Burası 1994 yılında UNESCO Kültür Mirası listesine dahil edilmiş. İçinde barındırdığı tarihiyle de bunu sonuna kadar hak ediyor. Safranbolu'da hangi sokağa girseniz sizi geçmişe götürüyor. Tarihi konaklar, restore edilmiş yapılar, müzeler Safranbolu'nun geçmişi ve kültürüyle dolu. Safranbolu evlerinin ilginç özellikleri var. Örneğin bu yapıların hiçbiri bir diğerinin güneşini kesecek şekilde yapılmaz. Hiçbir evin penceresi komşu evi direkt olarak görecek şekilde yerleştirilmez. Ayrıca bu evlerin kapılarında iki farklı tokmak vardır. Küçük tokmağı kadın misafirler çalar, kapıyı da evin kadınları açardı. Büyük tokmağı ise erkek misafirler çalar, kapıyı da evin erkekleri açardı. Namı dünyaya yayılan ve Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Safranbolu'ya özgü evler, Karabük'ün ekonomisine de büyük bir katkı sunuyor. Bu şirin ilçe her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Yerli turistlerin yanı sıra Tayvan, Japonya, Güney Kore, İran, Arabistan, Almanya ve Rusya'dan birçok yabancı turist şehre akın ediyor. Bu yüzden Safranbolu Karabük için çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Safranbolu'nun bir de enfes tadı vardır. Dillere destan, müptelaları bulunan meşhur Safranbolu lokumu. Safranbolu denince akla ilk gelenlerden biridir lokum. Yüzlerce yıldır ağız tadı verir insanlara. Şeker, nişasta, limon tuzu ve suyun birleşimiyle yapılan Safranbolu lokumunun fındıklı, safranlı, Antep fıstıklı, güllü, sakızlı gibi birçok çeşidi bulunuyor. Safranbolu lokumunun özelliği diğer lokumlara göre daha hafif bir lezzeti olması. Unutmadan sevdiklerinize hediye götürecekseniz lokumun yanına mutlaka helva da ekleyin. Safranbolu'da tüm güzelliklerin bir arada görülebildiği tek bir yer var. Orası da Hıdırlık Tepesi. Burası Türklerin Safranbolu'ya ilk gelişlerinde namazgah olarak kullanılmış. Hıdırlık Tepesi'nden kenti izlerken gözünüze tarihi bir uçak çarpar. 1931 yılında Safranbolu'ların destekleriyle alınan ve Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen Safranbolu uçağı, tarihin hala yaşayan bir tanığı olarak ziyaretçileri bekliyor. Safranbolu'nun güzelliğine güzellik katan tarihi yapılar saymakla bitmiyor. Kaz Dağlıoğlu ve Dağdelen camileri, 500 yıldır ayakta duran Cinci Han ve Cinci Hamamı, günümüzde hala zamanı göstermeye devam eden 20 metre yüksekliğinde ve 7 günde bir kurulan 300 yıllık saat kulesi. Osmanlı'dan günümüze ulaşmayı başaran nadir eserlerden güneş saati, Safranbolu'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Safranbolu'da bulunan Kent Tarihi Müzesi ise bölge ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyi size bir arada sunuyor. Karabük'te gizli kalmış birçok doğal güzellik de vardır. Bunlardan biri de Eyreova Göleti. Yenice sınırları içerisinde olan bu göl, Keltepe'nin hemen yanı başında. 1300 metre rakımlı olan coğrafya içerisinde göl, turistik açıdan görülmesi gereken noktalardan biri. İşte Karabük. Tarihi ve ülkemize sağladığı ekonomik katkısıyla Türkiye'nin önemli değerlerinden biri. Biz bu güzel Karadeniz şehrinden ayrılıp ardımızda güzel hatıralar bırakıyoruz.